Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyükus Alex Sepatov. Bugün Ankara'da büyük bir satranç turnuvası başladı. Turnuva Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tören salonunda yer alıyor ve Türkiye'nin en güçlü oyuncularından birkaç kişi var. Mesela Mustafa Yılmaz ve Vahap Şenal oynuyorlar. Bu video için Vahap'ın bir maçını seçtim ama maalesef Vahap kaybetti. Rakibi o da çok yetenekli bir çocuktu. Eşek Can'dı. Hadi bakalım. Yani bu maçta Eşek Can beyaz taşlarla ve Vahap siyah taşlarla oynuyordu. Yani beyaz E4 oynadı. E5 A3. Tabii ki A3 ana bir hamle ama A3 de fena değil. O da yeni bir taş oyuna getiriyor. Siyah A6 oynadı. A6 oynasaydı beyazın mesela F4 bir fikir var. Viyana Gambit'i ya da Viyana açılışının adı. Ama siyah A6 oynadı. Şimdi biraz fil C4 oynuyor. Önümüzdeki hamlede böyle bir fikir var. D3, ondan sonra F4. Yani beyaz A3 değil. Önce F4 oynayacak, ondan sonra F3'e çıkacak. Ve beyaz F2'yi açmaya çalışacak. Bakalım ne oldu. Siyah A6 oynadı. Siyah yani gelişmesini devam ediyor. Mantıklı. D3. Fil B4 oynadı Vahap. Yani gelişmesini devam ediyor. Onun dışında sanki at A5 fikir var. Emin değilim. Bu pozisyonda farklı bir pozisyonda ama sanki burada da olabilir. Siyah at A5 oynuyor. Fikir ne? Fikir beyazın fil çiftini almak. Diyelim beyaz at B2 oynuyor. Yani teori bilmiyorum. Yaklaşık gösteriyorum. Siyah alırsa da DC4. Evet, siyahın fil çifti var ama beyaz yani merkezi gayet iyi kontrol ediyor. Mesela C4'teki piyon ve E4'teki piyon D5'teki kareyi gayet güzel kontrol ediyor. Yani siyah D5 hiç oynamaz. Yani öyle bir pozisyon oluyor. Objektif olarak tabii ki eşit. Vahap o pozisyonuna girmek istemedi. Fil B4 oynadı. O da çok sağlam, çok doğal bir hamle. Yani dediğim gibi gelişmesini devam ediyor. At G2 oynadı. Beyaz. Siyah şimdi C3'te alırsa fille. Beyaz geri atla oynayacak ve piyon zinciri hala salıklı olacak. Siyah D5 oynadı. Zaten mümkün bir hamle. Beyaz 3 defa alamaz. Niye? Çünkü A5 E1 çaprazında bir baskı var. Yani mümkün olmayan bir hamle olacak yani. E5 aldı beyaz. A5 ve kısa rok. Şimdi beyaz D5'te tabii ki almak istiyor. Siyah bir şey yapmalı. Ya da C3'te alacak. Ya da fil E6 belki. Ya da B6'ya gidebilir. Bakalım ne yaptı siyah. Fil E6 oynadı Vahap. Çok doğal. Yani fil hiçbir şey yapmıyordu C8'de. Siyah onu oyuna getiriyor. Belki AC3, ondan sonra fil C4 bir fikir var beyazın. Siyahın aldı beyaz fil D5, fil D5. Evet, siyahın fil çifti var ama beyaz isterse tabii ki fili geri alabilir. Ama bu fikir ne kadar iyi emin değilim. Niye? Çünkü siyah vezirle geri alacak. Materyal eşit. Ama siyah sanki merkezi daha iyi kontrol ediyor. Ve biraz daha alan var siyahın. Siyah beyaz bunu yapmadı. Yani A5 almadı. F4 oynadı. Yani ilginç. Yani beyazın şahı güvende, gebirde. Ve siyahın şahı şu an merkezde. Tabii ki beyaz için pozisyonu açmak mantıklı. Ama sanki o kadar tehlikeli görünmüyor siyah için. Niye? Çünkü kısa rok atabilir. Ya da belki vezir diye uzun rok atabilir. Hem de şu fil aktif oldu A8 H1 çaprazında. Ama tabii ki yani beyaz istediği zaman şu filini alabilir. Bunu anlıyorum da. Bakalım ne oldu? Vezir D7 oynadı Vahap. Bilgisayar bu hamleyi hiç beğenmedi. Ne diyor bilgisayar mesela? Mesela kısa rok siyah yapsaydı yani beyaz ne yapardı burada? F5 diyor bilgisayar mesela. Fikir basit. Tabii ki beyaz F6 oynamak ister ve siyahın şahının durumu biraz tehlikeli olabilir ondan sonra. Diyelim siyah fil C3 alacak. A3 ve F6. Ve siyah için hiçbir yani problem görmüyorum. Niye? Çünkü beyazın yani atak yok. Yani vezir H5, kale F3, kale H3 oynamaz. Niye? Çünkü fil var burada. Ama belki önce D5'te alabilir. AD5, ondan sonra vezir H5, kale F3, kale H3 ama inanmak biraz zor yani. Niye? Çünkü o yüzden beyaz sadece şah tarafında oynayacak ama onun için hepsini verecek. Merkezini verecek. Yani AD4 fikirleri olabilir. Çok riskli olur beyaz için. Niye bunu Vahap yapmadı? Niye kısa rok atmadı? Emin değilim. Belki başka bir sebep var. Ama F5 fikir vardı ama
Tek tekli değil siyah için gördüğünüz gibi. Siyah yani kendi F6'ya oynayacak. Bilgisayar şey diyor, belki onu önce alabilirim. Siyaha fil G3 izin vermiyorum. Yani bu fil burada ne yapıyor zaten B4'te. Vezir D5. Şimdi F5 oynuyorum. F6'ya oynamak istiyorum halen. Diyelim siyah F6'ya oynuyor. Biraz durum farklı. Orada siyah fil G3 oynadı. Şimdi biz D5'teki fil için değiştirdik atımızı. Yani at G3 diyor bilgisayar. Ondan sonra at E4. Belki vezir H5. Ya da vezir G4 at H5, yani kim bilir. Ve belki beyazın inisiyatifi olabilir. At mesela E4'te gelirse çok rahat orada kalacak. Niye? Çünkü siyah ona karşı hiçbir şey yapamaz. Ondan sonra kale F3, kale H3, vezir H5 fikirleri olabilir beyazın. Yani belki o yüzden Vahap kısa rok atmadı. At D5, E5 yüzünden. Vezir D7 oynadı. Yani fikir basit. Kısa rok değil, uzun rok atmak istiyor Vahap. Beyaz aldı. Yani şimdi F5, F6 pek mantıklı fikir değil. Niye? Çünkü siyahın şahı şah tarafında olmayacak. Siyahın fikri yani belli. Vezir tarafından gidecek. Yani o yüzden beyaz alıyor. F2'yi açtı. Siyah burada aldı. Yine de bilgisayar pek mutlu değil. Siyahın yaptığı hamleyle. Başka ne yapabilirdi? Uzun rok atsaydı mesela. At D5, evet. Vezir D5, C3, ondan sonra D4 ve beyaz. Beyazın bir piyonu daha var yani. Gayet sağlıklı bir piyonu ve şahı güvende. Siyahın kompetisyonu yok. Evet. Yani sanki açılıştan sonra beyazın hemen avantajı oldu. Çok ilginç. Yani zaten açılış o kadar yani tehlikeli değildi sanki. Bakalım ne oldu. Fil C3 oynadı. Vahap at C3 ve fil E6. Beyazın D4'ü hamle yok. Çünkü siyah onu alacak. Ve siyah önümüzdeki hamlede E5'teki piyonu geri almak istiyor. Ama tabii ki beyaz bunu savunuyor. Fil F4. Şu an beyazın bir piyonu daha var. Siyah yani rok atmak zorunda. Ya da kısa rok ya da uzun rok. Ama bir piyonu zaten yok. En azından uzun roktan sonra belki bir şansları olabilir şah tarafından. G5, H5, H4, H3 yani öyle fikirleri olabilir. Ama objektif olarak tabii ki beyazın avantajı büyük. Yani bir piyon var. Vezir D2, beyaz gelişmesini devam ediyor. Yani A1'deki kale oynanmıyor, vezir oynanmıyor. Belki vezir D2'den sonra kale E1'e gelebilir. Bakalım. H6, G5'teki karenin kontrolü aldı siyah. Belki G5'te kendi sürmek istiyor. Ondan sonra H5, H4. Siyahın bir şey yapması lazım. Şah H1, bu hamle beğendim. Niye? Çünkü profilaktik bir hamle. Bu belki senin vezir D4 şah olabilir deniyor. Yani şimdi değil belki gelecekte. Ama H1'de hiçbir şah yok siyahın. B6 yani ilginç bir hamle. Fikri ne emin değilim. Belki at E4 AC5 AC5'ini engellemeye çalışıyor. Emin değilim. Bakalım. Beyaz tabii ki A4 hemen oynuyor. Mantıklı. Siyah B6 oynadı. Beyaza yani şans veriyor vezir tarafında. Artık beyaz A2'yi açmak istiyor. A5 siyah izin vermiyor ama şimdi B5'teki karesi biraz zayıf kaldı. Beyaz mesela oraya atını koyabilir ve beyazdan bunu yaptı. At B5, G5 siyahın bir şey yapması lazım. Yani bir kompetisyonu bulmak lazım. Fil 3, şimdi siyah piyonu sanki alabilir E5'te ama çok tehlikeli görünüyor. Belki fil D4 bir hamle var. Siyah bunu yapmadı. Fil D4 yüzünden mi? Evet, fil D4 ve görüyoruz. Çok güçlü bir atak var A1 H8 çaprazında. At 1'e giderse kaleyi alacağız H8'de. F6 siyah oynarsa büyük ihtimalle kale F6 var. Piyon alıyoruz ve at hale düşüyor orada. Siyah ne yaptı? Kale HG8. Önümüzdeki hamle almak istiyor Vahap şu piyonu. Niye? Çünkü artık kale H8'e değil. Yani fil onu saldıramaz. Ama şimdi vezir E2 oynadı beyaz. Şimdi siyah at E5 oynarsa fil B6 bir fikir var. Göstereyim şimdi siyah bunu alıyor. Fil B6 ve yani siyah geri alıyorsa vezir E5 ve beyazın hala bir piyon daha var. Ama siyah için daha kötü bu pozisyon. Niye? Çünkü şah da açık oldu. Ne yaptı Vahap? Vezir E2'den sonra fil G4 vezir E1 yani fikir aynı. Siyah at E5 oynarsa büyük ihtimalle fil B6 var. Almazsa da belki vezir C3'e çıkmak istiyor. Bakalım.
Önce B3 oynadı. İlginç bir hamle. Fikir ne? Emin değilim. Büyük ihtimalle fikir var beyazın. Ama ben aha belki D4 C4 D5 oynamak istiyor. Aha belki yani beyaz D4 sürmek istiyor şüpünü desteklemek için. Ondan sonra yani C4 D5 oynamak istiyor. Ama büyük ihtimalle daha büyük bir derdi var. Siyah fil C4 kendi oynayabilir. Ondan sonra belki fil B5 AB5 AD4 fikirleri var. Ya da yoksa da en azından siyah bir şey saldırabilir şu hamleyle. Biraz önce B3 oynadı. C4'teki kareyi kontrol altında aldı. Şimdi önümüzdeki hamlede D4 oynamak istiyor. Ondan sonra C4, D5 ve yani siyahın pozisyonu tamamen mahvolmuş olacak. Bakalım AB4 oynadı siyah. Yani mantıklı. Vezir F2. İlginç bir hamle. Belki fil B6 fikirleri olabilir. Fil B6, CB6. Ondan sonra vezir B6, at D6 şah. Yani de at A7 şah. Bakalım ne yaptı siyah. AD5 ve bilgisayar hiç beğenmedi bu hamleyi. Yani ne tavsiye ediyor? Fil D5 tavsiye ediyor. Yani şu fili A8 H1 çaprazına getirmek istiyor siyah. Mantıklı ama belki Vahap bir şeyden korktu. Bilmiyorum fil B6 var mı yok mu? Büyük ihtimalle yok. Yapmadı bunu Vahap. AD5 oynadı. Şimdi D4. Ondan sonra C4, D5. Yani beyazla oynamak çok kolay. Bir piyon var. Şah güvende. Hem de şu bedava piyon bu merkezdeki piyon. Beyaz şu merkezdeki piyonları ileri sürmeye çalışıyor. Yani bu kadar basit. Ve Siyah'ın hiçbir karşı oyunu yok. Jaltı oynarsa AD6'ya çıkacak ve orada B5'ten daha iyi kalacak. Siyah F6 oynuyor. Ama C4, AD3, Vezir E3 aldı Siyah. Ama D5 tempo ile geliyor. Fil 1'e gitmek zorunda. Ve B4. Çok güzel. Tabii ki beyaz isterse şu piyonu alabilir. Ve beyazın hala bir piyonu daha var. Ama senin şahına bakalım. Arkadaş tek başına kaldı. Beyazın orada daha taşlar var. At B5'te çok güzel kalıyor. Vezir bakıyor. Yani vezir tarafına hem de kale hala A1'de. Bence B4 oynamak mantıklı. Siyah yani oyun sonu değil. Hemen mat atmak istiyor yani. Bu kadar basit. Yani. Şimdi siyah alırsa da almadı ama alsaydı tabii ki fikir büyük ihtimalle A5. Ondan sonra AB6, kale A8, maç bitti yani işte. Ne yaptı siyah? Kale D8. Siyah tabii ki taşları değiştirmek istiyor ama biraz geç kaldı siyah. Beyaz alıyor. Şah B7. Kaçmak çalışıyor ya da piyonu belki destekliyor B6'da. Çünkü beyazın fikri AB6, CB6, vezir B6. Aldı beyaz. Siyah almadı. Niye almadı emin değilim. Büyük ihtimalle A5 yüzünden. Şimdi siyah alırsa da vezir A7'ye geliyor. Ondan sonra iki hamlede mat. Almazsa da beyaz vezir B6 almak istiyor. Yani sen durumu çok kötü. Niye? Çünkü şah açık ve taşlar yok yani. Ve kaldığı taşlar öbür tarafında kalıyorlar. Siyah C6 oynadı. Ama şimdi yani kazanmak çok kolay. Yani düşünmek bile beyazın gerekmiyor. Niye? Çünkü siyahın hiçbir tehdit yok. Beyazın şahı tamamen güvende ve siyahın şahı hiç güvende değil. Geri gitti. B7 aldı. AC7. Siyah terk etti. Niye? Şimdi siyahın iki hamle var. Şah B8'de şah A7. Şah B8'e gelirse at E6 açık şah. Ondan sonra kaleyi F8'e alacağım. A7'ye gelirse de en azından vezir A5 şah var. Ondan sonra siyahın şahı B8'e gitmek zorunda. Göstereyim. En azından büyük ihtimalle bilgisayar başka bir şey gösterecek. Yani kale yani B1 burada oynayabilirim değil mi düşünüyorum. O da kazanç şey diyor bilgisayar. Evet. Ama at altı da gösteriyordu. Hepsi kazanıyor beyaz için. Siyah terk etti. Ne söyleyeyim? Tabii ki Vahap bu maçtan çok 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 daha iyi oynayabilir. Çünkü bu maç çok 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 kötü oynadı bence. Tamam mı? Bakalım yarın ne olacak? Birkaç video daha yapacağız bu turnuvadan arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkürler.